Neden özgüven eksikliği hızlı bir şekilde çözülmeli? Konumuz bu. Özgüven eksikliği olan kişiler genellikle karar vermekte zorlanırlar veya karar veremezler. Hani duymuşsunuzdur, karar işin yarısıdır diye. Kişinin hedefle alakalı bir arzusu vardır, isteği vardır. Karar veremediğinden dolayı hedefe giden yola adım atamaz. Dolayısıyla ömrünü bu şekilde israf eder, zayi eder, yıllar geçer, ömür tükenir. Bununla beraber özgüven eksikliği olan insanların en büyük hatalarından bir tanesi başka insanların fikrine çok önem vermesidir. Örneğin Ahmet'in fikirlerini sorar. Sonra Onur'un fikirlerini dinler. O yetmez. Uğur'a sorar. Yusuf'u bitirir. Mahmut'a gider. Herkesin fikrine önem verir. Her kafadan da ayrı fikirler çıktığından dolayı, başkalarının fikirlerine çok önem verdiğinden dolayı yine harekete geçemez. Bununla beraber özgüven eksikliği olan insanlar kendine, özüne güvenemez. Çünkü her söz verdiğinde kendine yerine getirmediğinden dolayı, istikrarlı hareket etmediğinden dolayı kendine, özüne kesinlikle güvenmez. Özgüven eksikliği olan insanlarda ayrıca şöyle bir durum da vardır. Olanla yetinir. Tamam, bu bana yeter der, kanaat eder ve kendi konfor alanından çıkmak istemez. Konfor alanından çıkarsa kendine zarar verileceğini zanneder. En büyük zarar aslında kendisi verir, içindeki sese odaklanır. Yapamam, edemem, beceremezsin. Zaten sana bu yeterli. Orada tehlike var. Hiç adım atma gibi cümleleri çok duyduğundan dolayı içinden, dışarıdaki insanların fikirlerinden etkilenerek, içindeki o iç sese odaklandığından dolayı o konfor alanından çıkıp arzuladığı hedefe gidemez. Yani özgüven eksikliği olan insanların genellikle kendi işlerinden, kendi alanından memnun kaldıklarından dolayı veya şöyle diyelim, memnun değil aslında fakat kanaat ettiğinden dolayı, yeterli geldiğinden dolayı, açılmadığından dolayı ileriye finansal bakımdan meslek konusunda da geride kalır değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim çözümlere. Nasıl özgüvenini arttırabilir? Birinci yapması gereken şu: gerçeği kabul etmek. Biraz önce anlattığım özgüven eksikliği yaşayan insanların yaşadığı sıkıntıları bu gerçeği kabul etmesi. Yani bir insan gerçeği kabul ettiği zaman içsel ve dışsal bütün kaynaklar devreye girer ve çözüm aramaya başlar. Bir kere birinci madde, biraz önceki saydığım gerçekleri kabul etmek ve o şekilde bunu beynine yerleştirmek. İkinci madde, problemleri çözmeye başlamak. Şu anda hayatında yaşadığın veya ileride yaşayacağın sorunları başkalarını suçlamadan, başkalarına yüklemeden sorunları kendin çözmek. Sen önüne çıkan problemleri çözdükçe doğal olarak özgüvenin artacak. Bununla beraber özgüvenini arttırmanın diğer yolu da kendine verdiğin sözü yerine getirmek. Kendine bir söz mü verdin? Ben bunu yapacağım dedin. O zaman adım atacaksın, harekete geçeceksin ve o işi sonuna getireceksin, tamamlayacaksın. Sen eğer önündeki işi bitirirsen, önüne gelen problemleri çözersen otomatikman özgüvenin artacak. Bununla beraber özgüvenini arttırmak için yapman gereken kendi psikoloğun olmak, kendi hayatının yaşam koçu olmak. Bu gerçeği de kabul etmen gerekiyor. Eğer sen özgüvenini arttırırsan bir kere kendine, kişiliğine çok büyük iyilikler yaparsın. Kendi kabuğunu kırarsın, kendini keşfedersin ve gece yattığında çok rahat uyursun. Çünkü kendi hayatının psikoloğu olarak kişilik sorunlarını çözmüş olursun. İkincisi, ailenle alakalı sorunlar varsa onu da özgüvenini arttırarak, yani kendi psikoloğun olarak aile sorunlarını çözebilirsin. Bunun dışında sağlık konusunda problemleri çözebilirsin. Eğer kendi psikoloğun olursan meslek hayatında başarılı olur, kariyer yapabilirsin.
Bununla beraber finans konusunda rahatlayabilirsin. O yüzden kendi psikoloğun olman gerekiyor özgüvenini arttırman için. Cesaretini toplayıp bizimle iletişime girmen gerekiyor. Benimle iletişime girebilmen için hemen videonun altında link var. Formu dolduracaksın. Formu okuyan arkadaşlarım, eğer programıma uygunsan o zaman sana randevu verirler. O randevuda ben sana A'dan Z'ye kadar ne yapacağını adım adım anlatabilirim. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla. Bu videoyu beğendiysen beğene tıklamayı ve henüz değilsen bizim YouTube kanalına abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum. Hoşça kal.